Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Bu Konya'da kelepir bir yer buldum. Öyle 3-4 kişi buraya alıp arkadaşlar ben çok beğendim. Niye beğendim? Ya ben hep sessiz yer arıyorum ya. Sıkıldım karabalık şehirlerden. Sonsuz böyle ufkun açılır gökyüzüne bakırken. Şimdi niye beğendim? Yani bu şey olduğu için 800 metrekare betonarme yapabiliyor musun? Burada yazıyor. Doğruysa tabi araştırırsınız tapuda. İki dönümlü bir yer. 800 metrekare ne yaparsın? 8 daire yani. Değil mi? 4 katlı. 4 katlı arkadaşlar. Çift daireden 8 daire yapabilirsin. 100 metrekare. Ya da 6 daire yap. 125 metrekareden yeter. O zaman sistemi de kurarsın yani. Ya da işte ne bileyim 150 145 metre olsun. 150 olunca şeyi artıyor, vergisi artıyor. 145 metreden değil mi? 6 dükkan, üstüne de 2 tane sağlı sollu daire. Dükkan niye yapacaksın ki köyde? He, ofis yapmak için değil mi? Borsacılar ofisi. Borsacılar olarak köye yerleşiyoruz. Niye? 320 bin lira burası. 4 kişi bile alsa 5 olmasın. Çünkü üstte 4 daire, altta da ofis, dairenin kileri, odunluğu, ofisi güzel olur. Bundan sonra neye geliyor? 4 kişi 80 bin liraya geliyor. 80 bin lira arkadaşlar 300-400 lira yapsan işte şehirden kurtulup gidiyorsun bedavaya. Ben beğendim. Vallahi güzel şeyler yazıyor. Şurada şeyini şey yapınca şeyi şey yaptıktan sonra şey yapıyorsun. Önce 271 kilometre. Ha, buradan Aksaray'a. Tabii bunu değiştiriyorum arkadaşlar. Aksaray uzakmış. Ama Konya yakın. Konya canın istediğin zaman basar gelirsin arkadaşlar. Değil mi? Basar gelir misin? Evet. 1 saat 100 kilometre. Ilgın'a gelirsin. Yani Ilgın. Ilgın daha yakın. Ilgın ilçe mi? Ilgın. Evet, Ilgın arkadaşlar 15 kilometre. Zaten gölün kenarına yerleşim yerinde olduğu için çok şey hoşuma gitti. Yani ben yeşillik işte burada pek yeşillik yok ama ekeriz. Hep birlikte, değil mi? Burada bunlar ağaç ekmeyi bilmiyorlar nedense. Çok az ekmişler. Diğer tarafta incir. Olur yani ya. Ama uğraşmıyorlar. İncir olur. Boş arazilere, tarlaların kenarına incir ekecekler. Başka ne olur? Badem olur. Susuz. Hayal değil mi? Borsada ne kadar fakir olduğumuz belli oluyor değil mi? Hep ucuz arazi alayım. Ya gidip aslında 5 milyonluk mu? Yazın ki videonun altında ne istiyorsunuz ona göre aracı bakarım yani. Yani burası arkadaşlar ucuz geldi bana. Aha. Daha ucuz yerler de varmış. Bak böyle ne yapıyoruz? Oh, burası neresi? Afyon. Ha, hem de şeyin dibinde. Arabası da güzelmiş Honda. Evet. Bu 6 dönüm 310 bin lira. Belediye yoluna cepheymiş. Hani göremedik. Afyon'a 12 kilometre. Bu daha yakın. 310 bin lira. Kendileri alıyorlar ucuzdan. Ondan sonra satıyorlar arkadaşlar. Ya gördünüz mü? Mal sahibi biz, komisyonla bizi kandırıyor. Zaten 100 bini alıyorsun 300 bin diyorum. Bir de komisyon mu isteyeceğim? Bayrağı da dikmişler arkadaşlar. Resmi yolu var mı? Bak karşıdaki dağ mıydı? Bu şeye yakın burası sanayi mi neyse. İyi. Yol talep etsek gelir mi? Aynı. Çiftlik bölgesi mi dedi? Ne dedi o? Arka tarafında kar varmış hala. 6 dönüm. Dönümü 60 bin lira. Bu da güzel arkadaşlar. Bak güzel. Bunu ayrı ayrı çekmem lazımdı. Ben hepsini bir videoya çeksem olmaz ki. Bunları ayrı ayrı tespit et. Demek ki
İç Anadolu'ya girmek lazım arkadaşlar. Bu şehirleri artık yaşanmaz hale getirdiler. Buralarda bölüştürüp insanlara oraya çağırıp üretime katkıda bulunmak lazım. Orada çok üretim de yoktur. Yani altı döneminde ne üreteceksin? Salep üreteceksin. Salep süper olur. Çok güzel de para kazandırıyor. Yaban mersini. Kilosu 130 lira. Bir dönümde 80 bin lira mı kazanıyor? Ne kazanıyor dediler. Yani 300-500 bin lira para kazanıyor. Yaban mersini burada yetişir mi bilmiyorum. Tabi araştırmanız lazım ama salep yetişir. Salep yetiş şey yapabilirseniz süper olur. Evet, bunları niye ayrı ayrı çekmedim? Neyse ayrı ayrı çekeyim. Bu kadar yeter. Biz önce şeye gelelim. Konya'dakine gelelim. Konut imarlı diyor yani. İmar durumu konut demesi, tamam mı? Suyu var, yoyu var, elektrik şeyi de varsa, internet de varsa bizim için her yer Paris. Yani yol var, şehre ulaşabiliyor. Güzel. Burası daha yakın tabii. Afyon'a yakın olması daha güzel. 12 dönüm Afyon'un dibinde işte. 12 metre 6 dönüm. Evet. Güzel, ucuz yerler buluyoruz yani, araştıracağız.